Merhabalar. Evet, tam da şu an itibariyle 14'ten sonra her cumartesi günü Cumartesi Enerjisi programıyla sizlerle birlikteyim. Her hafta bir konukla evlerinize konuk oluyorum. Aile, ergen, sağlık, okul konularında birlikte sohbet edeceğiz. Bu hafta da sizin için ergen ve yetişkin psikoloğu Burak Aslan'ı davet ettim. Merhabalar Burak Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Benden de iyilik. Son günlerde... Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. İlk programı aldım sizi. Mesleğinizle ilgili görüşüm hep olumlu. Bu yüzden dedim ki Burak Bey'le ergenlik konusunu Burak Bey'le konuşalım dedim. Hı. Ergenlik ve aile konusunu. Son günlerde de bayağı bu sınavlar, işte ergen iletişimi çok gündem bir konu. Hı hı. Biliyoruz ki. Peki, nereden ergenlik başlayalım? Nedir? Ergenlik nedir? Ergenlik nedir? Şimdi tabii ki ergenliği tanımlayacak olsak, işte klasik bir tanım yapalım. Ergenlik, bireyin zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal, hormonal ve cinsel anlamda değiştiği ve geliştiği dönem. Evet. Ben hep eğitimlerimde de şunu söylüyorum. İşte ergenlik neye benzer? Birkaç benzetmem var ergenlikle ilgili. Birinci Dünya Savaşı'na girmiş Osmanlı'ya benzer. Güzel bir benzetme. Kaç cephede savaştığı belli değil çünkü. Evet, doğru. Ve gerçek anlamda bir insanın hayatı boyunca kendisini en güçlü hissettiği dönem. Çünkü ergenlik dönemindeki bir bireyin yaşamış olduğu sorunları bir yetişkin yaşamış olsaydı antidepresan kullanmaktan ömür boyu kendini alamazdı. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Buyurun. Ergenlik aslında çok ağır, sorunlu bir dönem deniyor. Doğru. Ama en güçlü bir dönem dedik. Aynen öyle. Onu biraz açar mısınız? Şöyle bir şey, hani tabii ki açabiliriz ama ergenlik dönemindeki birey, ergen demeyi istemiyorum çünkü bu bir aşağılama ve küçümseme tabiri olarak kullanıldığı için pek hoşlanmıyorum. Kızıyorum da biraz buna. O kadar güçlü ki bu bahsetmiş olduğum altı alanda, yani bir insanı insan yapan bir alanda, alanlarda bu kadar mücadele verirken sınavlarla uğraşıyor, aşkla uğraşıyor. Değil mi? Artık günümüz ergenlik dönemindeki gençlerin başka bir sorunu daha var. Sosyal medya var. Kesinlikle. Ya benim takipçim azaldı, ne oldu? Ya kimse bana like atmıyor. Bunlar da artık yeni yeni şeyler peyda olmaya başladı. Ergenlik dönemindeki bir birey neden en güçlü dönemindedir? Çünkü empatiden yoksun olan ve gerçekten kendini anlamayan, sürekli eleştiren bir ebeveynle, bir yetişkinle beraberdir. Doğru. Aslında ergenlikte güçlü derken şöyle, her şeyi yapabilme gücüne sahip değil mi? Yani düşünce olarak ben bunun hepsinin üstesinden gelirim diye düşünüyor aslında kendisi. Hı hı. Ve öyle adım atıyor. Doğa ona öyle emrediyor aslında. Değil Söylemiş mi? Olduğu çok sezgisel bir şey. Hissettiği bu aslında. Hissettiği evet. Bu. Çünkü bu bedeninin ve zihninin, ruhunun ona kattığı bir şey aslında. Tüm değil temel mi? Yapı taşlarının baştan beri sarsıldığını düşünün. Yani içinizde deprem olurken dışarıdan stabil durmaya çalışmak ne kadar zordur. Ben de aslında ergenliği genelde freni patlamış bir arabaya benzetiyorum. Diyorum ki yolda gerçekten hızla giden bir araba nerede ne zaman nasıl duracağı ve nereye çarpacağı belli değil. Sadece doğru bir şekilde sıkmadan veya işte baskılamadan, empati kurarak doğru bir şekilde ışık tutarak o yolda yavaşlayabilir. Hani o fren... Bu çok güzel bir örnek. Ben de şöyle bir katkıda bulunayım. İşte ergenlik dönemindeki bireyi neye benzetirsiniz deyince dedim ya birkaç metaforum var diye. Diğeri de çeşmesi sonuna kadar açılmış o tazikli o bahçe hortumu vardır ya sağa evet, sola gider. Doğru. Çünkü bu noktada şundan bahsedelim. Ergenliğin tipik özelliği öfke değildir. Ergenliğin tipik özelliği dağınıklıktır. Dağınıklık. Tabii ki. Fiziksel olarak dağınıktır, odası dağınıktır, duygusal olarak dağınıktır. Kafa karışık. Aynen öyle. Yani bir gün çok sevdiğinden ertesi gün nefret eder. Kesinlikle. Bir gün senin gibi bir ailem olduğu için mutluyum derken diğer gün utanıyorum senden diyebilir. Ne güzel ifade O yüzden psikiyatri de aslında tanı koymak için, sorunu olup olmadığını anlamak için bunun bir ergenliğin getirmiş olduğu duygusal sapma mı yoksa gerçekten bir psikiyatrize edilecek bir durumu var olduğu konusunda çok zorluk yaşarlar ve çok temkinli davranırlar. O zaman demek ki bu konuyla ilgili ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Evet. Çocuğunu iyi incelemeli. Değil mi? Ben şöyle bir şey, çocuğunu iyi incelemek onların işini görmez. Neler yapmalı?
Önce kendinin kendiyle olan ilişkisine bakması lazım. Çok güzel. Çünkü insanın kendiyle olan ilişkisi çocuğuyla olan ilişkisini ciddi oranda etkiler. Doğru. Çünkü evet. Bir yetişkin bir ergenle kavga etmez. İki ergen kavga eder aslında. Doğru. Ve bir anne babanın da en şaşkın, en kendini bilmez çocukları yine kendileridir. Doğru. Evet. Bu noktadan baktığımız zaman o kısma biraz, o hikayenin o kısmına bakmamız lazım. Çünkü eğer ailenin kendi başarı hikayesinde bir yara varsa çocuğuna başarı yükleyebilir. Yani özetle kendi yarası için çocuğunu yara bandı olarak kullanmış. Ayna olayı yani aslında. Tabii ki kendi değersizliği vardır. Çocuk onun sözünü dinlemediği için değersiz hisseder. Evet. Şimdi ben şunu da söylüyorum genelde danışanlarıma. Diyorum ki ergenlikte hani tartışma anlaşamamadı. Çocuk şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir pist var. O pistte size dansa davet ediyor. Piste çağırıyor sizi. Orada dans etmek için. Siz eğer o piste inerseniz yani ya dövüşeceksiniz ya dans edeceksiniz. Dans etmeyi seçin. Çünkü çocuk orada bir şekilde sizinle didişme durumunu da seçmiş olabiliyor. Ama siz ergen değilsiniz. Yani sizin davranışınıza göre karşı taraftan davranış geliyor. Tabii ki yapmıyor muyuz? Yapıyoruz hata. İnsanız. Yani çünkü orada mesela diyorum ki tartışma anında aslında ebeveyn şunu düşünüyor. Yenildiğini düşünüyor. Yani benim sözüm neden dinlenmiyor? Yetersizlik. Doğru hissediyorum değil mi? Bana nasıl bunu yapar? Bana yap. Yani burada bir ego var. Artı fedakarlık da var. Ben bunu yaptım, karşılığında bunu mu göreceğim? Aynen. Bu kadar yani neler yapıyorum işte. Orada egonuz bir onu işte törpülediğinizde gerçekten ona o gözle bakarsanız artık onun yaptığı hiçbir şey sizin için. Hani şunu söyleyeyim bu noktada. O çok önemli bir nokta. Bizim insanımızda özellikle de biraz annelerin durumu bu noktada biraz daha gerçekten trajik. Anne olmayı bile biz toplumdan öğreniyoruz. Anne şöyle yapar, anne saçını süpürge eder, anne böyledir. Zaten çok büyük bir çoğumuzun hikayesinde değersizlik olduğu için anne de kendini o rolde değerli hissediyor. Evet. Yani kadın şeytandır ama anne olunca kutsaldır. Ne oldu? Evet. Ne değişti? Artı fedakar kelimesini ikiye bölecek olursanız feda ve kar vardır aslında. Önce feda ederim, sonra kar beklerim. Kar elde edemiyorsam ya üzülürüm, depresyona girerim ya da öfke nöbetleri geçirir. Bu insanlar böyle, bu insanlara yaranmaz derim. Ya da değil yakıştı mı sana, ben senin için saçımı süpürge ettim. Yani bir şey bekleyip yapıyoruz aslında biz bunu. Yani anne her olmakta. Her ilişki ticari bir ilişkidir. Değil mi? Hep söyledir. Hepimizin çekirdeği narsistik olduğuna göre de her şeyi de kendimiz için yapıyoruz aslında. Yani bunu hiç olmayan yok mudur? Hayır, hepimiz. Yani bu kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Bizim yaratılışımız. Ama doğamızda var böyle var bir şey. Tabii ki. Peki o zaman Burak Bey şöyle bir... Şundan bahsedelim mi? Ergenlik dediğimiz, hani ergenlik demeyi sevmiyorum dediniz ama şu anda onun yerine... Ergen demeyi, ergenlik. Tamam. Ergenlik dönemi ne zaman başlıyor? Bunun sınırları ne? Ne zaman eskiden, başlar, ne zaman eskiden biter? Söylenen şey işte 14-15 yaşında başlar, 18'de çıkılır gibi bir şey vardı. Eski dönemi bilmem, yetiştirilme tarzı vesaire vesaire değişebilir ama şu an günümüzde Dünya Sağlık Örgütü bunu tekrar yeniledi. Ergenlik yaşının başlamasını 10,5 yaşa çekti. Zihinsel ergenlikten çıkma yaşı da yani yetişkinliğe geçme yaşında 24'e çıkarsın. Değil mi? Ben de öyle şimdi söylüyorum ailelere. Diyorlar ki 24 yaşına kadar ergenlik mi olur? Oluyor. Oluyor. İşte bu yetiştirilme tarzımız, aşırı koruyucu tavır, özgüven eksikliği, sorumluluk almama, bedel ödetmeme kısımları ve sürekli de çocukların mutlu olması için bir mutluluk da pompalıyoruz. Ki mutluluk çok tehlikeli bir duygudur. Belki bunu başka bir programda konuşuruz ama evet, öyle. Çok tehlikeli bir duygudur. Değil yani. Mi? Tabii ki. O bağım çok hızlı alışırsınız ve sürekli mutlu olmaya çalışmak çok yorucudur. Tabii ki. Yani mış gibi davranmak. Aynen öyle. Çünkü duygumuzu yaşamamız gerekiyor değil mi? Aynı ergenlikte olduğu gibi. Peki 10,5 yaşta başlıyor dedik. 24'e kadar devam ediyor. Bunun asıl en... şey seviyesi ne zaman? Yani değişimsel seviyesi. Şöyle bir şey söyleyeyim. 10,5-11 yaşında... Belirtileri nedir? Fiziksel kısmını herkes biliyor zaten. Evet. Ruhsal anlamda ruhsal neler? Anlamda nedir? Yavaş yavaş bu zihinsel kısımda çocuk sorgulamaya başlar. Çünkü soyut işlem dönemine artık tam anlamıyla beyin mantık muhakeme girdiği için eline silah verilmiş acemi bir asker gibi sıka sıka gider. Her şeyi sorgular. Aileler bu noktada çok panik yaparlar. Hocam işte örfleri sorguluyor, adetleri sorguluyor. Allah korusun dini sorguluyor hocam. Hani bu çocuk ne olacak? Korkmayın. Sağlıklı halbuki bir ergenlik sorgulamasın, hepimiz değil sorgularız. Mi? Kapatsın gözünü çocuk. He. Sorgulamasın. Niye? O konfor alanımızdan çıkmasın. Evet. Ergenliği sorun haline getiren ebeveynlerin konfor kaygısıdır. Kontrol edememe durumu mu? Evet.
Stres denilen şeyin de şöyle bir tanımı vardır. Kontrol edebileceğimiz şeyleri değil, kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmek ihtiyacından dolayı hissetmiş olduğumuz duygu. Stres. Doğru. Otoritemizi sağlayamadığımız şeylerde kaybettiğimizi mi düşünüyoruz acaba orada? Yani çocuğun işte hata yapmasını engellemeye çalışmak, çocuğun kötü arkadaşlarla arkadaşlık etmesini, insanların bizim hakkımızda ne düşündüğü, insanların benim anne babalığım hakkında ne düşündüğü, her şey hakkında bir kontrol. O kadar kontrolcü bir varlığız ki Tanrı üzerinde bile bir kontrolümüz olmasını sağlıyor. İşte bunu yapayım cennete gideyim, bunu yaparsam cehenneme gideyim. Hani Tanrı üzerinde bile manipülasyon yapmaya çalışıyor. Hatta öldükten sonra bile kendiyle ilgili bir tahkümü var orada. Ölürsem kabrime gelme istemem diyor mesela. Ölmüşsün artık. Çok bitmiş iyi. Perde. Daha ne istiyorsun? Doğru. Böyle bir varlık. Kontrolcü bir varlık. Peki her ergen aynı mıdır? Hayır. Her insan aynı. Her çocuk aynı mıdır? Yani şunu sormak istiyorum. Aslında yayından önce biraz konuştuk. Biraz önce hani bir sürü kitaplar var artık. Her yerde bilgi var. Aynen öyle. Çok kolay buluyoruz. Uzmanlarımız da yani bayağı güzel uzmanlar da her şeyi açıklıyorlar. Ezber bir takım hani bana genelde aileler şöyle bir şey soruyor anne baba işte bunu yapmalıyız şunu ya. Şimdi herkese aynı reçete uygulanır mı? Her çocuğa aynı reçete uygulanır mı? Her ergen için her şey aynı mıdır? Her ergenlik sorunlu mu geçiyor? Bunu biraz anlatır mısınız? Diyorum ya ergenliğin sorunlu geçiyor olması bu anne babayla alakalı bir durum. Çocuklukla ne kadar ilgili? Doğan Cüceloğlu'nun çok sevdiğim sözü var. Çocukluk insanın ana vatandır der. Elbette ki hikaye orada başlıyor. Hatta şöyle yaparsam sanırım daha net bir tanım olacak. Hı hı. İstanbul'a gidiyorsunuz biliyorsunuz. O işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken bir kavacık vardır. Kavacığın da altında şu yazar. Köprüden önce son çıkış. Ergenlik budur. Hı. Çocukluktaki o hasarlı kısmı yetişkinliğe taşımamak için orada düzeleceğiz. Orada düzeleceğiz. Düzelemezsek yetişkinliğe taşırız ve çok daha acılı bir duruma gider. Yani şimdi ergenlik 24'e kadar devam ediyor dedik ya, hı hı. Biz oraya kadar değil ama değil mi? Yani o son çıkış hangi yaş? 24 olmamalı. Ama öyle. Oraya kadar devam tabii eder ki, mi? Tabii ki eder. Peki aileler... Yani şöyle düşünün, özür diliyorum. Diyelim ki bir işte 18-19 yaşına kadar özgüven anlamda bir sorununuz var ve bağımlı da bir kişiliğiniz var. Üniversiteyi kazandınız, gittiniz. Başka bir şehirde yaşıyorsunuz ki genelde de tercih etmezler de. Başka bir şehirde yaşıyorsunuz ve hayatta tek başınasınız. Sorunlarla başa çıkmaya başladınız. Artık 22-23 yaşına, 24 yaşına geldiğinizde, üniversite bitmiş olduğunda artık eskisi kadar bağımlı bir insan değilsinizdir. Ben de yapabiliyorumu görmüşseniz değiştiniz. Yetişkinlik hayatta bir tık daha özgüveniniz daha iyi hale gelir yani. Değişmeye başladınız. Evet, budur aslında baktığımızda. Peki aileler mesela çocuklukta, ergenliğe gelmeden önce çocukluktan nasıl bir davranış, nasıl bir iletişim kurarlarsa ergenlik sancısız geçer. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ergenlik sancılı geçer. Evet. Sancısız geçmiyor. Ama bu sancıyı aileye yansıtma kısmı aileyle alakalı durum. Tamam. İşin biraz daha altyapısına bakalım o zaman. Hani tatlı sancı diyelim biz o zaman aynen, ona. Aynen. Olması gerekiyor. Bir daha acımasın diye son defa acısın işte. Evet yani bir şeyler oluyor ergenlikte. Aynen. Onu kabul ettik. Hı-hı. Ama çocuklukta neler yaparlarsa o tatlı bir şekilde gidiyor. Neler yapmazlarsa sorunlu oluyor. Şöyle bir siz şey, ergenlere bakıyorsunuz onun için soruyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanın... üç temel ihtiyacı vardır. Bunların biri, ilki bilindiği aksine sevgi değildir. İlki güvendir. Değil mi? Ben evet, şu an burada güvende hissetmezsem beni seviyor musunuz? Bundan ilgilenemem. Çünkü önce bir güvenlik ihtiyacımız doğru. var. Birincisi güvendir, ikincisi sevgidir. Üçüncüsü de işte özellikle bu 80 kuşağının da yetişen çocukların ebeveyn olduğu şu an bizde dahil sınır. Sınırda bizim sıkıntımız var. Biz belki fazla güven veriyoruz. Belki çok fazla sevgi veriyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama biz sınırda sıkıntı sınır yaşıyoruz. Koyamıyoruz. Sınır koyamıyoruz. Doğru sınır koymak. Nasıl bir sınır koymalıyız? Sakin, kararlı ve tutarlı olabilmek. Eğer bunu olamıyorsanız bu çocuğunuzla alakalı değil. Bu bizim kendi içimizdeki yaramızla alakalı bir durum vardır. Ya işte yapıyorum ama ağlayınca dayanamıyorum. Bana küsünce yapmak zorunda hissediyorum. Bu senin hikayende bir şey var. Çocukla alakalı bir durum değil. Sevilmediğini mi hissediyor acaba? Aynen öyle. Genelde de zaten çiftler aralarındaki çatışmayı çocuk üzerinden gösterirler. Eğer bir taraf diğer tarafın onu sevmediğini düşünüyorsa onu sevecek olan ve kendinden olan bir şeye tamamen yatırım yapar. O yüzden mi mesela anneler çocuklara çok
bir bağlı oluyor veya... Aynen öyle. Beni bırakmayacak, terk etmeyecek ve bana değer veren, kendi gözünde kendimi değerli hissettiğim bir varlığa tüm yatırımımı yaparım ben de. Gene burada bir ego çıktı. Aynen. Yani ben çok seviyorum ama o da beni bırakmasın ve çok sevsin. Aynen öyle. Aslında sevgi hep böyle mi? Yani bunun için mi seviyoruz hep? Psikolojik olarak böyle bir duygu mu var yani? Sevgi dediğimiz şey şudur aslında. Ötekinin gözünde onaylandığınız her an sevgidir. Şu an ben bu ortamda kendimi değerli, sevgili hissediyorum. Niye? Çünkü ben Seda Hanım'ı anlatıyorum. Gülüyor, kafa sallıyor, dinliyor. Yani benim şu anlattıklarım karşımda bir Seda Hanım yokken beş para etmez. Size ihtiyacım var. Öteki olmadan kendine gelemeyen bir varlığız biz. Anladım. Çocuk da böyle. İlk bağlılık kurduğu kimdir? İlk öteki annedir. Anne, evet. Doğru. Anne işte ihtiyaçlarını gideriyor mu? Ağladığı zaman geliyor mu? İşte biraz daha büyür. C oyunu dediğiniz güven oyunudur. Yokum. Varım. Buradayım. Korkma buradayım. Oyunudur aslında. İşte o güven, sevgi dediğiniz gerçekten koşulsuz seviyor mu? Hata yaptığımda da seviyor mu? Anne diyor ki beni üzüyorsun. O zaman çocuğa ne diyoruz biz? Şartlı bir şey. Aynen. Var. Tabii benim duygum sana bağlı. Üzersen sevmeyeceğim. Biz psikologların da çok fazla yaptığı yanlış bir eğitim var. Mesela ben dili eğitimi dediğimiz bir eğitim var. Hı hı. Bu çok yanlış. Hani tam da ailelerin ihtiyacı olan şey bu olduğu için söylüyorum. Evet. İşte ben dili eğitimi cümlenin sonuna iyilik eki getirdiğin zaman olan bir şey değildir. Yani evet. Şunu düşünün. Siz işte Seda Hanım, siz benim fikrime karşı çıktığınızda çok üzülüyorum. Ne yaptım? Sen dili kullanmadım. Beni üzüyorsun demedim. Ben çok üzülüyorum dedim. Ama gene bir suçluluk bu var. Bu ben değil, evet, ben manipülasyon yapıyorum. Seda Hanım bana şunu diyebilir, bana ne yani üzülüyorsun diye ben fikrimi mi söylemişim? Gerçek ben dili nedir? Siz benim fikrime karşı çıktığınızda ekranlardaki insanlara rezil olduğumu düşünüyorum. Yetersiz hissediyorum. Ben dili bendeki yaranın dilidir. Biz ben dilini pek kullanmıyoruz. Bu aslında şöyle, son zamanlarda çok kullanılan bir şey. Ben diliyle konuşun insanlara, işte iletişimde. Bahsettiğiniz empatik... manipülasyon dili. Aslında ben de bunu böyle düşünüyorum. Hani hep bütün uzmanlar sürekli ben diliyle konuşun diyor ama yani bu buradaki ben, o sürekli ben böyle hissediyorum, ben böyle hissediyorum dedikçe karşı taraf sürekli bir yük altında, suçluyum, ve vebal suçluyum altında. Aynen öyle. Bu manipülasyon çocuk, dilidir aslında. O çocuk peki ileride ne yapacak? Her üzülene dediğini yapmak zorunda kalacak. Kesinlikle öyle. Ben başkasının duygusundan sorumluyum diyor. Mesela rahatsız olduğu bir şey olacak ama karşı tarafa hayır derken, sınır koyarken diyecek ya şimdi üzülürse, kırılırsa yapayım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben geçen sene bununla ilgili de gerçi 30'dan fazla eğitim de verdim. Madde kullanımıyla ilgili. Hı hı, onu da soracakmış. Madde kullanımıyla ilgili çocukların ortak iki özelliği var. Bir, problem çözme becerileri yetersiz. Hı hı. İki, sınır koyma becerileri yetersiz. Hayır diyemiyor. Hayır diyemiyor yani. Al bir tane ya içmeyeceğim. Al iç. Israr karşısında boyun eğici tavır. Ve ergenlikte hemen onu şuraya bağlamak istiyormuş. Bu madde kullanımıyla ilgili arkadaşlık çok önemli. Değil evet. mi? Yani orada insanın kendini ifade etmesi, o grubun içerisinde başı çekmek veya aynen. popüler olmak. Popülerite ergenlikte çok önemli. O noktada işte al bir tane dene, almadım dediğinde işte çocuğun oradaki huzursuz hissetmesi, evet. kendini değersiz hissetmesi değil aynen. mi? Onaylanmıyorsam reddedildim demektir. Gruptan da itilecek. Evet. O zaman ne oluyor? Hadi ben bunu bir deneyeyim. Bu özgüvensizlikten kaynaklanan bir şey midir? Evet ama tabii özgüveni de doğru tanımlamak lazım. Özgüvenle ilgili bir şehir efsanesi var. İnsanlar şöyle, ben her şeyi yaparım diyen insana özgüvenli insan diyorlar. Bu değil. Yani bu şey değildir. Özgüven eksikliğinde kılıf geçirmiş insan diyorum ben buna. Özgüven dediğimiz şeyin iki ayağı vardır. Bir, kendim hakkında olumlu bir fikre sahip olmam. Değerliyim, öz değer. İki, yeteneklerim hakkında gerçekçi fikre sahip olmam. Yani Yunus Emre'nin dediği, ilim kendini bilmektir. Sen kendini aynen. bilmezsen ya bu nice okumaktır. Yani yapıyorum demek. Bunu yaparım. Bunu denedim, yapamadım. Bunu da bilmiyorum, daha denemedim diyebilmektir. Yani bilmiyorum da demek gerekiyor. Bu da özgüvensizlik değil. Tabii Cem Yılmaz'ın değil, da söylediği bir şey var ya, işte Faruk Eczanesi. Hani evet. bilmiyorum de ve geç yani. Hani o yok ama illaki bir bileceğiz. Yani. İlla bir yorum yapmamız lazım. Yani yok, bilmediğimiz şey. Kulakları çınlasın burada saygımı yani saygımı da gönderiyorum. Ünsal Hoca derdi ki mesleğe geçtiğinizde psikoloji dediğiniz şey derya deniz derdi. Doğru. Gerçekten bilmiyorum deme öyle. Hakkınız var derdi yani. Gerçekten öyle. Yani ama şöyle, zaten siz istediğiniz kadar orada bir şeyler söylemeye çalışın. Bir süre sonra o komik bir duruma düşer. Çünkü insan bilmediğinde bilmesi gerekir. E tabii onun adına da ne diyorlar? Bilmiş diyorlar. Miş yani gerçek değil de miş gibi olan. Evet. Doğru, çok doğru. Peki o zaman şurayı toparlamak gerekirse, ergenlik sancısız geçmesi için ailelerin küçükken çocuklara önce güven vermesi gerekiyor. Tabii ki. Onu anladım ben. İlk sevgiden önce güven dediniz değil mi? Arkasından karşılıksız sevgi dediğimiz, işte ben üzülüyorum bunu yap
gibi değil de onu nasıl bir cümleyle ifade etmeleri gerekir? Mesela çocuk küçükken bir şey yapıyor ve aile hani sınırlı olalım, kararlı tamam. olalım, istikrarlı olalım. Onu nasıl bir örnek verin, örnek üzerinden gidelim. Hani teoriden kurtaralım sohbeti. Aynen ben de yani bunu bir örnek verin mesela gösterin. Ne olabilir? Mesela çocuk sürekli ağlıyor. Tamam. Her şeye ağlayan bir çocuğumuz var. Aile, anne ne demeli? Hani tamam. ağlayarak istiyor bir şeyleri. Burada dikkat edersek aslında yine ihtiyacımız olan şeyin bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. İhtiyacımız olan şey burada bilgi değil. Çocuğun yaptığı her davranış mantıklıdır. Yeter Doğru. ki mantığını anlayalım. Doğru. Bir çocuk niye her istediğini, niye her şeyde ağlar? Dikkat çekecek bence. Bir, dikkat çekecektir. İki, duygusal gelişiminde kendini ifade etmesi öğretilmemiştir. Üç, ağladığı zaman ağlama kısa devre yapmaktır. Yani iki evet. saat ben sana anlatacağım ama bir ağlıyorsan geliyorsa iş bitmiştir. Ne uzatıyorsun? Uzatmam Aynen. gerek yok. Hazırsızlık verip hemen tabii. yaptırıyor. Bundan Akıllı. Dolayı olabilir. Dördüncüsü, ağladığı zaman ebeveynler ciddi anlamda boyun eğici bir tavır sergiliyordur. Buna bir özellik veriyordur, güç veriyordur. Bu işleri halletmeden, bu kısımları halletmeden ne demeliyiz kısmı da çok havada kalıyor. Hmm. Örnek veriyorum, ben hep şu örneği veririm. Yalan söylediği için çocuğunuzu dövüyorsanız yalandan vazgeçmez. Daha profesyonel bir yalancı haline gelir. Hafızasını Doğru. güçlendirir, daha güzel stratejiler Doğru. geliştirecek. Hocam bir kere vurdum, bir daha yalan söylemedi. Hayır, artık yalanı iyi söylediği için sen bilmiyorsun. Peki yalan söyle, yani mesela ergenlikte de bu bir evet. sıkıntı olabiliyor. Bunu hemen burada bir şey yapalım. Mesela yalan. Tamam, bir çocuk ya da bir insan niye yalan söyler? Evet. Bir rol model ebeveyn vardır. Evet. Yalan söylüyordur. Sorsak kabul etmiyorlar da, yok hocam işte hiç öyle şey olmaz diyor. İkincisi, çocuğun benlik algısı düşüktür. Olduğu kişiyle olmak istediği kişi arasındaki boşluktan. Öz benlik dediğimiz mi bu? Evet. Yani olduğum halimle olmaya çalıştığım halim arasındaki boşluktur. Evet. Üçüncüsü, cezadan kurtulmaya çalışıyordur. Dördüncüsü, sorumluluk duygusu gelişmediği için bir şeyin sorumluluğunu almak istemiyordur. Beşincisi de, küçüklüğünden itibaren kendini ahmak gibi hissettirilen çocuk aile anne babasını ahmak yerine koyarak intikam almaya çalışıyordur. Bu altyapılar, bu beş altyapıyı halletmeden beş parmakla bu işi çözemezsiniz. Değil mi? O zaman buna da herhangi bir örnek zaten, işte o yüzden hani bunu açtık. Hani, bir örnek vererek yapamıyoruz. Çünkü bu geniş kapsamlı bir şey. Altında yatan bir sürü sebep var ve bunlar tek tek çalışılıp bakılması gerekiyor. Neden yalan söylüyor? Yani şunu peki merak ediyorum. Çocuk 3-4 yaşında ilk defa bir yalan söyledi. Gerçi o yaşlarda yalan, 7 yaşından önce yalan, aynen. hayal olayı var. O tam biraz olabiliyor değil mi? Olabiliyor. Arkadaşını, çünkü daha tam olarak benlik bilişsel, algısı da oluşmadığı için arkadaşına öğretmeninin yaptığı bir şeyi kendi üzerine yapmış gibi oluyor. Ya da o korkularını olarak, gerçek gibi anlatabiliyor. O aradaki çizgi daha tam oluşmuş durumda. Peki ilk defa 7 yaşında bir yalan söyledi. İlkokul 1. sınıfta bir yalan söyledi, eve geldi. 7 yaşında ufak bir yalan diyelim. İlk 7 yaşında ilk yalanını söylediyse 7 yıl boyunca gözlemlemiştir. Söylemesi gerektiğine inanmıştır. Ya da ilk başta bir şeyden korkmuştur, söylemiştir. İşe yaradığını gördüğü zaman, kazanç elde ettiğinde bu da devam eder. Bu durumda hemen bir psikologla görüşmek gerekir mi? Yani ben bilmiyorum. Bu noktada biraz uzmanlarımızdan yani farklı düşünüyorum. İnsan psikolojisi dediğiniz şey tel maşa saat gibi değildir. Zırta pırta bozulmaz. Yani bunun için bir şey olması lazım. Bu noktada ben travma dediğimiz şeyden bahsetmek istiyorum. Tamam. Travma dediğimiz şey illa çok güçlü, çok büyük bir olaydan olayla alakalı değildir. Travma dediğin şeyin gerçek tanımı şudur. Bireyin anlam veremediği her şey travmadır. Bu ne iş? Niye oldu böyle? Ya, özellikle çocuklar egosantrik, hani o her şey onlarla alakalı olduğu için, ki Freud bunu anemistik yapı der. Evet. Anemistik olarak. Hani her şey benimle alakalı. Yağmur yağıyor, işte acaba işte Tanrı'yı ben mi ağlattım? İşte anne baba boşanmayın, bundan sonra yemeğimi yiyeceğim. Hani her şey benimle alakalı. Şimdi çocuklarda buna göre anlamlandırmaya çalışıyorlar ama gerçek bir açıklama yapmadığınızda çocuğa, çocuk kendi içinde bir anlam dünyasına girmeye başlıyor. Mesela kısa bir kendi danışanından bir örnek vereyim. Yani 30'lu yaşlarda bir danışanımız diyor ki, küçüklükte hep beni diyor market bakkala gönderirlerdi, ablamı göndermezlerdi. Ablamı ben, yani kimse de açıklama yapmadığı için o hikayeyi şöyle tanımlamış. Bu çok var yalnız. Bu şöyle, o hikayeyi şöyle tanımlamış. Yani ben herhalde, o benden daha değerli. Yani ona kıyamıyorlar, beni hep gönderiyorlar. İşte biz bunu EMDR dediğimiz travma terapisinde beyne çift taraflı sinyaller vererek işlediğimizde o serbest çağrışımda şu geliyor. Evde bir öğretmen var. Kim olduğunu bilmiyorum. Devam ediyoruz. İşledikten sonra ablamla bir masada oturuyorlar ve ablama bir şeyler çalıştırıyor. Ablanın aslında muhtemelen şu günümüzde bir öğrenmek güçlüğü sıkıntısı var. Bakkala gidemiyor abla. Yani o matematik bilgisi olmadığı için küçük kardeş gidiyor. Aa, ben aslında ablamdan daha yetersiz olduğum için gidiyormuşum. Değersiz olduğum için değil. Travma çözüldü.
Yani ben şu an bir anda çığlık atıp bağırmaya başlasam bu sizin için travma. Ne oldu bu adam konuşuyordu bir anda bağırmaya başladı. Doğru. Biri de der ki Burak Bey'in bir ilacı var onu almadığı için bu halde. Ha tamam çözüldü bu benimle alakalı değilmiş. Evet aslında travma insanın kendisiyle alakalı olduğunu düşünmesinden kaynaklı. Aynen öyle anlamlandıramadığım her şeydir travma. Akran zorbalığında mesela. Evet. Akran zorbalığında yaşayan buna maruz kalan çocuğunki bir travmadır. Allah Allah bende ne var ki bu insanlar benimle uğraşıyorlar. Doğru. Ama akran zorbalığında zorbalığı yapanın durumu daha trajiktir. O daha çok travma yaşıyor. O ben de bunu hep söylüyorum. Yani o aslında rol değiştiriyor. Yani evet. Küçüklüğünden itibaren mesela bu olayı müdürlerle, idareyle, rehberlik, öğretmenlerle çözemezsiniz. Evet. Yani işte yapma oğlum bak falan. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olmuyor gerçekten. Çünkü benim de tezim akran zorbalığı üzerine. Akran zorbalığı ile ilgili de çok fazla görüşmelerim oluyor. Yönlendirmelerim de oluyor dediğiniz gibi. Çünkü hani farklı bir şey için geliyorlar. Ders işte biliyorsunuz ders çalışma falan onlarla ilgili vizyon, meslek seçimleri, aile iletişimi. Travmatik durumlarda psikologlara yönlendiriyorum. Ders için geliyor, akran zorbalığı çıkıyor. Orada bambaşka bir şey oluyor. Yani zorba oluyor veya kurban oluyor. Ama dediğiniz gibi bunun okulda hani yapma, bak şöyle ettim, onunla bir alakası maalesef hocam, olmuyor. Hocam bir konuşsa düzelsin. Altında yatan sebepler nelerdir? Mesela zorba, neden zorbalık? Tamam şöyle bir şey söyleyeyim. Zorbalık biliyorsunuz şiddetle tanımlanan bir şeydir. Evet. Şiddeti tanımlayacak olursak yetersiz hisseden insanın kendini yetersiz hissettirene güçlü gibi görünme pozudur. Değil mi? Yani çocuk kendini eğer anne baba tarafından yetersiz hissettirilirse sürekli aşağılanma ya da sen yapamazsın, sen beceremezsin kısmı varsa evde deyim yerindeyse adam yerine konmuyorsa evet. O zaman bir yerde çete adam oluyor. Yerine koyacağı birini bulur. Bir şey bulur ve onun üzerinden gider. Yani bu bir insan da olabilir. İşte bu hayvanlara da yapılan bir şey olabilir. Yani kendinden güçsüz olduğunu hissettiği herkese yapabilir. Kadına da yapar. Kendini ifade etme şekli oluyor yani. Aynen bir öyle. Şekilde değil mi? Kendimi ben böyle ifade ediyorum. Yani bir şekilde çünkü beyin dediğimiz varlık, organ hep bizim çıkarımız içindir ya. Evet. Onu kalıcı ya da geçici rahatlatması lazım. Doğru. O çocuğa gidip de işte bir şiddet uyguladığında sözel, psikolojik ya da fiziksel bir süre diyor rahatlıyor. Aslında şöyle söyleyeyim yani zorbalığı yapan çocuğun psikolojik anlamda altta yatan bir sürü biraz önce saydık hani tabii konuşma daha bakılması da gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aynen. Şimdi birinin zorbalık akran zorbalığı bile isteği düzenli aralıklarla birinin canını sürekli yakma isteği. Yani bu şiddet olur, fiziksel olur, cinsel olur, işte ruhsal olabilir. Bunu yapan kişi dediğiniz gibi oh diyor mesela hani evet, onun sıkıntısından keyif alıyor. Bu aslında psikolojik bir sorun. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani bunu hani okulda örtbas etmek, işte benim çocuğum böyle bir şey yapmaz, ay yaptı özür dilesin geçsin, özür dilesin. İşte şaka yapmıştı, ben en çok bunu söylüyorum hani sürekli geçen programda bunu konuşmuştuk. Şaka yapıyor çocuğum diyor veliyi veya okulda öyle söylüyorlar. Akran zorbalığının şakası olur mu? Olmaz ama tam anlamıyla bunu yapma konusunda ceza ve yaptırımdan kaçmak isteyen insan bunu şaka yoluyla yapabilir. Bizim toplumumuzda çok görürsünüz. Aslında söylemek istediğim şeyi size şaka yolu söyleyerek ciddi bir tepki geldiğinde ya şaka yaptım sen de ne kadar alıngansın. Ama söylüyorum halbuki söyledim kurtuldum. Yani ne kadar alıngansın Seda Hanım. Altta mesajı size. Verdiniz. Tabii ki öyle. Yani şu beni rahatsız ediyor demek yerine ben onu şunu şöyle yapıyorsam tepki geldiğinde de o tepkiye karşı da kendimi garanti altına alıyorum aslında. Anlamıyorsa karşı taraf şaka yapmış olduğunu düşünebilir. Tabii ki. Yani orada yine garanti altına alıyor kendini. Garanti altına. Anlıyorsa da ters tepki veriyor. Ama şöyle bir şey vardır. Akran zorbalığında zorbalığı yapana karşı öfkeleniriz. Ama aslında buna maruz kalan, mağdur dediğimiz kısmı merhamet göstermekten pek anlamayız. Anlamaya da uğraşmayız. Yazık ya. Kurban. Çocuk bak nasıl kurban olduğu için. Halbuki kurbanı da anlamak lazım. Akran zorbalığı dediğiniz şey birisi yapıyor ama diğeri niye boyun eğiyor? Boyun eğiyor kısma da bakmamız lazım. Şimdi onu soracağım. Ergenlikte çünkü çok oluyor bu. Özellikle 7-8. sınıf. 6-7-8. Ondan sonra bir yani lisede de oluyor ama o grubun farklı, o grubun daha farklı. Yukarısı biraz daha şiddete dayalı. O kurban. Kurbanın yazık. Kişiliği neden kurban o? Ne var orada? Biraz önce zorbada mesela dedik ki şiddet eğilimli, işte kendi ifade etme, evde basık karakter. Aslında benzer bir şey. Hikayeleri benzer. Sadece ifade ediş şekilleri çok farklı. O da boyun eğici, itaatkar bir yapıda yetiştiği için ya da kendi gücünü, kendi kapasitesini bilmediği için, hayır diyemediği için, sınırını çizemediği için, duygularını, düşüncelerini gösteremediği için aslında bunları yaşıyor.
Yani ilk, aynı şeyin iki ilk kolu. İlk dediğinde hop bir dakika sen ne diyorsun bana dese ya da ciddi bir tepki gösterse karşı tarafa fren yaptıracak. Ama onu da yapmadığı için karşı taraf bundan cesaret almaya başlıyor. Değil mi? Durdursa orada sınır koysa. Yani aslında çocuklukta ezmek veya şiddet uygulamak iki şekilde ortaya çıkabiliyor hep dediğimiz gibi. Ya ezik oluyorsunuz kurban ya da güçlü olduğunuzu zannedip zorbalık yapıyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bunu siz de bilirsiniz. İşte değersizlik dediğimiz şey nedir? Evet. Değersizliğin işte iki şeyi vardır. Bir, fedakar olursunuz. Aşırı fedakar. Ya işte Seda Hanım'ın işi görülsün de ben başka bir şey istemiyorum dersiniz. O benden daha değerlidir. Ya da tam tersi. En değerli benim dışındaki herkes değersiz der. Aşırı şu narsistik yapıya girersiniz. Yani her şeyle başa çıkmak için iki ucu kullanabilirsiniz ama bunlar başa çıkma, uyumsuz yani sağlıksız başa çıkmalar. Sağlıksız başa çıkmalar. Çünkü fazla. Ha, eşitlikte uzlaşma öyle bir şey yok. Ya onlar ya ben. Evet, denge. Peki o zaman sizin ergenliğinizi merak ediyorum. Konuyu biraz renklendirelim. Ergenlik. Nasıl bir ergenliğiniz var? Ergenlik dönemini spesifik çalışma alanı seçtiğime göre kolay bir ergenliğim olmamıştır. Çünkü herkes hiçbir meslek tesadüf değil. Değil mi? Kendisiyle ilgili bir sorun da olduğunda o meslekle aslında ilgilenmeye başlıyor. Hatta ben şey diyorum işte bu kariyer günlerine falan davet edildiğim zaman diyorum ki ben babam sayesinde psikolog oldum diyorum mesela. İşte hocam o da mı psikolog diyorlar. İyi ki. Yok. Diyorum ki yok öyle bir bozdu ki hani ben düzelmek için bu mesleğin içine girmem gerekiyordu falan. Tabii şeker gibi adamdır hani aramızda şu an iyi ama o zamanlar öyleydi. Tabii işte o sınav kaygısı vardı. Mesela abim hukuk fakültesini kazanmıştı. İlk senesinde kazanmıştı. Ben o zamana kadar çok rahat bir adam, relax bir adamdım. Kaç yaş vardı aranızda? 3. Hukuk fakültesini kazandı. Tabii orada ben de çok rahat bir adamım. Ben dershaneye falan yazılmışım ama böyle bir sınav kaygısı falan öyle bir şeyim yok. Babamın orada bana güven vermeye çalışırken ki bir cümlesi benim bir yıl sınav kaygısı. O zamanlar bilmiyordum sınav kaygısı olduğunu. Tabii işte nazar değdi vesaire bir şeyler anlamlandırmaya çalışıyoruz ya. Evet. İllaki bir şey bulmamız aynen. lazım. Aynen yani bahane arıyoruz. Ya babamın tek bir cümlesi vardı. O sadece bana güvendiğini aslında hissettirmek istedi. Oğlum dedi sen de başarı anlamında abinden hiçbir zaman geri kalır bir yanın yoktu. Biz sana da çok güveniyoruz. Sen de ilk yılında İstanbul Hukuku kazanırsın dedi. Gideceğim şehir, gideceğim yıl, gideceğim fakülte bunların hepsi belirlenmişti. Ondan sonra tabii o çünkü insanın en büyük korkusu ölmek değildir. İnsanın en büyük korkusu sevdiğinin gözünden düşmektir. Kesinlikle. Yani sınav kaygısı değersiz. Çok içi boş bir başlıktır. Sınav kaygısı diye bir şey yok. O popüler psikolojinin bir başlığı. Evet. Başarısız olursam gözden düşerim korkusu vardır. Hikaye sevgiye gider yani. Doğru. Çok doğru. Bu bir sene sınav kaygısı. Üzerine bir de işte platonik aşk olayı patlamıştı. Tabii çok da utangaç da bir yapım var. Ergenliğiniz utangaç mıydı? Çok utangaçtım. İnanılmaz utangaçtım. Yani böyle yani. Burada bu kadar rahat ve heyecansız bir konuşma olmuyor. Yok üniversiteden sonra ergenlikte olmuş olsaydı şu an böyle yutkunup böyle duru öyle bir halimiz olurdu. Sessiz bir ergen miydin? Ama tabii şöyle bir şey gençlere de söylüyorum. Platonik bir aşkınız varsa eğer bunu yapmayın. Çünkü ben en son okulun son günü kıza açıldığım zaman o da bana hani ben zaten senden bekliyordum hani sana ben de bir şeyler hissediyordum demişti. O fırsatı kaçırmıştım yani. En kötü ihtimalle ne olduğunu düşünün ve bence sahip çıkın duygularınıza. Bu üniversitede mi lisede mi? Lisede. Lisede. Yok, üniversitede hiç platonik olmadı. Orada bir açıldım ben yani. Lise sonda oluyor yani evet, bu. Lise sonda. Siz lise boyunca 3 yıl beklediniz. Aynen öyle. 3. yılda mezun olacağız ya hani reddederse de rezil olmam en azından. Hani hayır der ve bir daha görmem. Ha, o da, utangaçlıktan tabii, reddedilme korkusundan aynen. Siz bunu açılamadınız. Utangaçlığın temelinde zaten değersizlik ve reddedilme korkusu evet. Vardır. Yani o bana bakmaz ki ya da o benden hoşlanmaz kısmı vardır. Ya da beni sevmeyecek kısmı vardır aslında orada. Ondan utanıyoruz ama yani. Ama tabii hani o zamanda abimle iyi bir iletişimimiz vardı. O biraz iyi götürdü ama o da İstanbul'a kazanıp gidince ben bir bocalama dönemine oldum. Çünkü aslında tek benim abi. İkinci bakım verenim abimdi. Annemden sonra abimdi. Hmm. Hani o da gidince bir yalpalama durumu oldu. Çok depresif de geçirdim. Yani işte bu ergenliğin kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümdelerden falan onlar bile oldu yani. Şiirler, şarkılar. Bayağı sancılı bir kesinlikle. Ergenlik geçirdiniz. Evet. Onun için şu anda da ergenlik üzere. O yüzden ben diyorum sınav kaygısıyla gelen çocuklara, gençlere ben her zaman içimden onlara sarılmak isteyen bir taraf var. Yani sevgi. Bu mesleğin olduğu için değil. Aynı ağaçtan düştüğüm için bilirim onun evet. Ne yaptığını yani. Doğru. Kaygı çalışma sebeplerinden biri benim de odur. Çok heyecanlandığım evet. için sınavda sınav sorularının, Türkçe sorularının son 4 sorusunu görmeden geçiyorum. Ve o şekilde Gazi Üniversitesi'ni kazanıyorum. Yani daha iyi bir puan alabilirdim. İyiydi derslerim. Ama çok heyecanlanırdım gerçekten. O yüzden de tabii ki o heyecanın içinde ailenizin gözünde hep başarılısınız. Çalışkansınız. Hep beklenti var. Yaparlar, halleder. Yaparlar.
Yani çünkü çocukluktan itibaren hep takdir almışsınız. Hep notlarınız tam. Yani 9 aldığımda ağlayan bir öğrenciyim. Düşünün. Evet, ben de 9 aldığımda niye 10 almadın ya da 10 alan var mı sorusuna muhatap kalan bir gerçek. Yok. Benim hiç öyle bir muhatabiyetim olmadı. Ben kendim zaten çok hırslıydım o konuda. Ama tabii şey var yani, ben şimdi düşündüğümde hırslıyım ama o pompalanmış zaten küçük yaşta. Evet. Yani sen başarılı olursun. Bu o resim çizilmiş. Diğer kardeşlerime belki o kadar etkili olmamış da olabilir. Size satmışlar. Siz de satın almışsınız. Çünkü o fıtrat ruh var. Başarıyla da var olma gibi bir durumumuz, evet, da var. İnsan var. Neyle var olursa onunla devam eder. Tabii. Yani orayı tuttuğunuz zaman işte aileler çocuklarıyla iletişimlerinde oradan bir şey yakalayıp işte onun değer verdiği, evet, değerlerimiz diyoruz ya. Evet. Yani işte insan değerini bilirse aslında mutlu olur. Yani ben hep bunu söylüyorum. Diyorum ki yani değerlerimiz şu parmaklarımız kadar bir değerlerimiz var. Ve bu değerlerimizi tam bilmemiz lazım. Özellikle de ergenlikte bir tık üstünde üniversiteye giderken, yani belki o ergenlik sürecinde hani 24'e kadar dedik ya, orada değerlerin sırasında bir değişimler olabilir. Çünkü orada sürekli bir değişim olacak var. Olması da iyi bir şeydir. Olsun. Değil mi? Evet. Yani aile ise birinci değeriniz. Evet. Mesela oraya iş geçebilir, para gelebilir. Kişilerin karakteristik kişilik özelliklerine yani göre. O değişecek ki aslında ihtiyacı olanla olmadığını da anlayabilirsin. Zaten değer ihtiyacımıza göre, evet, çıkan bir şey. Hani öyle, sevgi dediğimizde aynı şekilde. O yüzden hani değere göre aslında küçüklükten itibaren ona göre hareket edildiğinde, o boşluk ihtiyaç boşluğuna göre hareket edildiğinde aslında her dönem tatlı sancılı geçebilir. Kesinlikle öyle. Yani Doğan Cüceloğlu'nun çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki çocuğunu adam yerine koymayan ailede adam zor yetişir der. Ergenlerin ihtiyacı olan tek şey adam. Yani adam derken hani artık bu da bilim adamı, bilim insanına döndü yani, evet, cinsiyetçi. Hani evet. İnsan yerine konmak, onun da bir birey olduğunu fark etmek. Çünkü ergenlik dönemindeki bireyin en temel ihtiyacı budur. Ya büyüdüm işte, görün bunu. Kendini ifade etmeye çalışıyor. Budur. Ya bu her dönemde böyledir. Bebeği bile yani o kucağınızdan inip aşağı o özgürlüğüne gitmek istediğinde tek bırakmazsanız ağlar, çığlık atar. Şimdi peki mesela şimdi aileler bana sürekli şunu soruyor. Buradan da yazmışlar. Mesela çok inatlaşıyor. Ergenlikte biliyorsunuz işte kendimi ispat etmek ve ben buradayım, beni görün. Burada inat çok oluyor biliyorsunuz. Tamam, basit Türkçe bilgisine bakalım. Selamlaşmak, kucaklaşmak, inatlaşmak. Karşılıklı. Çocuk inatlaşmaz. İnatlaşan ergen, inatlaşan genç enerjisini ebeveyninin ısrarcı tutumundan alır. Israrcı biri var. Yani işte şey yapar, bir kahve içer misiniz? Teşekkür ederim, almayacağım. Ya bir kahve için, yok bizim kahve içmeyeceğim. Ne inatçı adam? İnatçı değilim, sen ısrarcısın. İstemiyorum dedim ben. Aslında ebeveynler, etmeyelim tabii yani, ebeveynler onları, çocuklarını bir birey olarak değil de bir organ, bir uzantı olarak görüyorlar. Yani kıyaslayacak hiçbir kimse bulamazlarsa çocuğu kendi genci kendi çocukluğuyla kıyaslasın. Sen eskiden bize bunu yapmazdın. Sen eskiden bizimle zaman geçirirdin. Ama o artık eskisi gibi değil. Eskisi değil. Olmaması da gerekiyor zaten. Hemen zaman konusundan şunu, bu teknoloji şeyini hemen burada sorayım. Evet. Yeri gelmişken. Aşırı derecede telefon, işte bu pup falan bir oyunlar var. Ondan sonra kanallar var, orada yazışıyorlar sürekli geçen. Çünkü benim bir danışanım da yani bir site var. Ben de sayelerinde öğreniyorum gerçekten. WhatsApp gibi bir şey. Ve orada eşleştirme oluyormuş. Yani bakın, bana veli bunu soruyor. Ben dedim ki hiç bilmiyorum. Evet. Nasıl bilmezsiniz? Bilmiyorum, interneti bir açtım. Efendim bilmemem. Siz nasıl uzmansınız? Bilmeniz lazım. Ama yani benim bilmemem çok normal. Çünkü ben öyle bir yerde nasıl ya dedim, çocuk 13-14 yaşında ve bu sitede dedim yazışıyor. Şimdi aileye direkt böyle de tabii söyleyemiyorum. Telefonla kayıtlı olduğunu görmüş çünkü şifre var telefonda. Tamam. Ebeveyn bakamıyor telefona ve bana sadece o programı açıkken görüyor ve bana diyor ki hani korkuyorum, bu nasıl bir kanal, nerede yazışıyor? E tabii güzel bir yer değil. Bir tanışma kanalı ama sonuçta ne olursa olsun hiç tanımadığımız bir insanla yazışıyoruz. Evet. Ve başımıza ne geleceği belli değil. Ne yapmaları gerekiyor? Mesela telefonda şifre var diyelim. Buradan ele alalım yani. İşte bu tür kanallara girip yazışıyor. Yani gene hep bunlar tabii çocukluktan, ailenin çocuğuyla arasındaki iletişimle ilgili konular ama... İki noktadan bahsedebiliriz burada. Birincisi ergenlik döneminde
çocuklarıyla sorun yaşayan anne babaların aşırı kontrolcü ve kaygılı olduklarını görebiliyoruz çoğun, birçoğun. Kesinlikle öyle. Çünkü ergenlik, mesela işte eğitimlere gidiyoruz, bazıları çıkıyor. Hocam diyor, bizim zamanımızda ergenlik mi vardı? Yoktu, haklısınız. Çünkü askeri düzende ergenlik olmaz. Ergenliğin olması için biraz demokrasiye ihtiyaç var. Değil mi? Tek bir söz oluyordu, herkes o sözü tamam diyordu. Sıkıyorsa hayır de yani. Araştırsanız bile kendinizi araştırıyorsunuz. Ama bu da korku kültüründeki kontrolcü yapının çok işine gelen bir şey. Ya süt, bit bu kadar, tamam. Bak ne güzel efendi adam. Efendi değil, o özgüvensiz. Sana içinde biriktiriyor. Sen rahat ol, o patlayacak ileride bir gün. Birincisi bundan diyebilirim. İkincisi teknoloji bağımlılığı dediğimiz şey. İşte hayat hocam, işte hayatımıza bunlar girdiler, ilişkilerimiz bozuldu. Hayır, ilişkileriniz bozulmadı. İlişkileriniz bozulduğu için hayatınıza bunlar giriyor. Doğru. Yani 3 yıldır görmediğiniz bir arkadaşınızla bir yerde buluşup görüştüğünüz zaman kaç kere Instagram'a girersiniz? Hiç. Girmem, çünkü benim ilişki ihtiyacımı karşılıyor. Girmem. İnsanoğlu gerçekte karşılayamadığı her ihtiyacı için alternatif üreten bir varlık. Ya bakın işte o chat kanalları, işte şunlar bunlar. İlişki kurma ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı, gelişme ihtiyacı, keşfetme ihtiyacı, özellik, bunların hepsini sağlıyor. Aslında asosyallik... Yani şöyle düşünüyorum ben şimdi, mesela kanallarda, genelde sosyal medyada herkes şair yazar olmuş. Türkiye'nin yarısı Mevlana, yarısı da zaten şey neydi o, Cemal Süreyya falan. Hep biz şeyiz, bilgeyiz yani. Zaten. Sahte pozisyon işte, sanal alem. Yani normal bir görüşmede, iletişim halindeyken inanın ki konuşma gerçekleştirebileceğini düşünmediğim veya olmayan kişiler, hani çünkü karşılaşıyorum işte. Özgüven için çalışıyoruz ama sosyal medyada uçan bir yazar, şair yani kişi. Nasıl oluyor? Çünkü orada beni hiç kimse görmüyor ve yargılamayacak. Tam da İçinden... olmak istediğim fantezik o kişideyim ben aslında. Evet. İşte bilgeyim, hep böyle sözler evet. söylüyorum vesaire. Herkes de beni seviyor, işte like'lar geliyor, işte beğeniler atılıyor vesaire. Biz 8 Mart'ta işte çok kibar, 14 Şubat'ta çok kibar, 15 Şubat'ta çok kaba insanlarız. İşte 29 Ekim'de Cumhuriyetçi, işte 23 Nisan'da hepimiz çocuklara çok değer veririz vesaire. Ertesi gün geçer. Yani bunlar hep sahte pozisyondur aslında. Ama kıymetli midir? Evet, insanın kendini iyileştirme refleksidir. Sosyal medya insanı... Çünkü değerli hissediyor. Karşı tarafa sürekli değer pompalayan öteki, bir şey yapıyor. Öteki sayesinde var olan bir varlıktan bahsediyorsunuz. Öteki ihtiyacı çok güçlü bir varlık. Yani öteki olmadığı bile olmadığı zaman kafayı yok. Yiyen bir varlık. Kendine kendinden öteki yaratmış, aynayı icat etmiş. İlla bir öteki olacak. Ergende de böyle değil mi? Kesinlikle öyle. İşte o arkadaşlarıyla geçirdiği zaman, arkadaşların ona söylediği şeyler, ya ne cool adamsın, ne şöyle adamsın, aslansın, kaplansın, ergeni çok hoşuna gider. Ergenlik dönemindeki bireyin çok hoşuna gider. Özellikle de aile sevgisini kaygı ve eleştiri yoluyla gösteriyorsa, onu öven, onun için iyi şeyler söyleyen, işte o sahte pozisyon dediğimiz nedir? En güzel fotoğraflar konulur. Konuşurken de 14 yaşındadır, 19 yaşındayım der. İşte motorum vardı. Kesinlikle. Niye? Çünkü ailenin ona yansıttığı imajdan memnun değil. Sen şöylesin, sen böylesin, sen işe yaramazsın diyor. Orada bir bakıyor, 5000 takipçisi var. Nasıl işe yaramam? Yarıyorum işte. O zaman ailelere burada demek ki çok fazla iş düşüyor Burak Bey. Evet, çünkü hiçbir çocuk dilekçe yazarak bu dünyaya gelmez. Yani anne baba olmak için aslında ben şunu söylüyorum, yani bilmiyorum tabii, bence bu, hani ukalalık olmasın, herkes anne baba olmamalı diyorum ama... Çünkü, evet, olmamalı. Ben de katılıyorum buna. Çünkü, yani işte uzmanız diye çok naif, hani hep şeyi beklerler ya böyle, işte çok naif konuşurlar. Yani, çünkü bu bir ruh, yani bazen fıtratsal olarak bazı insanlar gerçekten anne ve baba ruhunu yaşayarak doğuyor. Yani sorumlulukla alakalı bir durum. Bazılarında da bu ayıp bir şey de değil. Yani bazı insanlar mesela istemiyor anne baba olmak. Etrafta bir ay işte olur mu falan filan, ama yani yapamayacağını düşünüyorsun. Çünkü ciddi anlamda bir sorumluluk aslında. Öyle. Değil mi? Kendi hayatınızdan verdiğiniz veya birlikte büyüdüğünüz. Yani evet. Çünkü bunun bir okulu da yok. Birbirinize eşlik ediyorsunuz aslında. Bunun bir okulu yok. Siz geçmiş hayatınızda ne, biraz önce güzel bir şey söylediniz. Sizin yaranız varsa dediniz, çocuğa yaklaşımınız da öyle olur. Yani değersizlik hissim varsa çok değer veriyorum. Ya da onu da değersizleştiririm bir yerde. Ya da onu da bastırıyorum. Bana da yapmadılar, sen de yapma. Şimdi iki tane aile tipi oluyor gerçekten. Mesela birisi diyor ki ben yaşamadım, o yaşasın. Diğeri de ben yaşamadım, o da yaşamasın. Mesela var olan bir şeyi sunmuyor. Diyor ki zorluk çeksin. Bu ne kadar doğru? Yani hani
İlla böyle çok zorluk çektirmek de önemli bir şey midir? Hani illa zorluk çeken de çok iyi bir yere gelir. Bu da çok merak ettiğim bir şey aslında. Bir psikoloğun ağzından duymak istiyorum. Ya da yani her şeyi sunmak tamam, değersizlik yaratıyor. Bu gerçek. Birine çok değer verdiğinizde gerçekten bir süre sonra siz değersiz oluyorsunuz. Onun bir sınırı var. Yani evet. Onun bir sınırı var. Yani şu demek değil. İlla ben o değeri veriyorum, bana değerli olduğumu hissettirsin değil ama çok fazla abartı, biraz önce konuştuk ya, yani fazla yapılan bir şey de size bir süre sonra hani bıkkınlık mı yaratıyor artık? Çocuklarda da, ergenlerde de oluyor. Ama çok zorlamak da onun ileride illa başarılı olacağını mı gösterir? Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. İnsan alıştığı düzene her zaman dönmeye çalışan ve bu düzeni arayan bir varlık. Şimdi ben eğer hikayemde değersizlik varsa ve bir insan da bana değer veriyorsa bunu kendimi iyileştirmek için de kullanabilirim. Ya da ya ben değersizim, bu bana değer verdiğine göre benden daha değersiz, daha ezik deyip onu daha da değersizleştirebilirim. Ya da huzursuz ortamda büyüyen bir insan huzuru gördüğü zaman huzursuz olur. Alışkın değil çünkü. Hani beyin bildiği yoğurdu bilmediği ayrına değişmez. Yani beyin bilindiği aksine çok çalışkan da bir organımız değildir bazen. Çok üşengeçtir. Tabii uğraştırma beni der yani. İşte ne yüklersiniz? Ön yargı dediğimiz şey nedir? Beynin üşengeç tarafıdır işte. Mesela burada şunu söylemek istiyorum. Aslında programda artık böyle bayağı sohbetimiz iyi gitti. Az bir zamanımız kaldı. Ara verersek mi diye konuşuyorduk program öncesi. Onu bile unuttuk. Bana güvenin. Onu bile unuttuk. Şimdi 10 dakikamız var şu anda. O yüzden... O sorunuz çok önemli olduğu için hemen soracağım. Hani hemen. Zorluk yaşayalım mı, yaşamayalım hemen, evet. Kısmında. İnsanoğlunun nesli buzul devrinde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Hı hı. O kadar kötü bir hale gelmiş ki ateşi icat etmişiz. Ateşi bulunca alet yapmışız, alet yapınca da günümüz medeniyete gelmişiz. Çaresizlik kötü bir şey değildir. Hatta bazı danışanlar der ki artık başa çıkamayacak seviyedeyim sorunlarımda. Derim ki bunun iyi bir tarafı varsa o da değişmek için ve bundan kurtulmak için güçlü bir motivasyonunuz var demektir. İnsanı insan yapan şey kırıklığıdır. Çünkü ana rahmimizden bize sormadan aldılar. Kordon bağımızı da sormadan kestiler. Dünyaya sakatlanarak geldik aslında zaten. Hep bir kırıklık olacak. Olması da gereken bu. İnsanı insan yapan budur. Michelangelo'ya sormuşlar. Bu kadar güzel heykelleri nasıl yapıyorsun? Taşların üstündeki fazlalıkları alıyorum sadece. Heykel kendi çıkıyor demiş. Kırıklıklar aslında biraz da. Aslında biraz zorlanması lazım. Çünkü refah içerisindeyse insan yaratıcı olmaz. Olmuyor değil mi? Tabii ki. O zorluğu görmesi lazım. Şimdi, bedel ödemesi lazım. Bunu evet, yani hani başarılı insanlara baktığımızda aslında geçmiş yaşamlarında ya da işte bir insan bir yerden sonra bir sıçramaya geçtiyse mutlaka aşağılarda bir yerde bir şey oluyor. Orada bir kırılma noktası. Tabii ki. Ben hani çok da matah böyle başarılı hikayeleri dolu bir hayatım belki yok ama diyorum ya, babam sayesinde psikolog oldum. Babam yüzünden değil. Ben bunu bir şeye dönüştürdüm. Dönüştürebilirsin. Benim de var hayatım oldu. Yani sayesinde. Biz psikologlar, biz psikologların çok güzel bir şeyi vardır. İşte arkadaşım Çağla Hanım da çok güzel. Yaralı şifacı. Bizler yaralı şifacıyız aslında. Ruh sağlığı uzmanları yaralı şifacılardır. Doğru. Yani. Aynen öyle. Peki o zaman şunu sorayım. Ergenler için okulun anlamı hemen kısacık alayım. Bu okulla ilgili böyle gitmek istemiyorlar, gelmek istemiyorlar. Evden işte çok para kazanmak istiyor. Yani yeni kuşakta şöyle bir olay var. Hani az çalışayım çok kazanayım. Ama pompalanan da o zaten sürekli işte 25 yaşında adam holdingi var, arabaları var. Hepsi zengin. Yaptığım herkesi. Yerden. YouTuberlar var işte ortaya çıkan. Aynen çıkart, onların başından yapayım. Onlar da geçecek. O da hayatı birazcık geçecek. Kolaylaştırayım. Artık bedel ödemiyorlar. Yani yetiştirme tarzında bedel ödemedikleri için işte iş hayatında da yok o zorluk falan olsun istemiyorum. Mezun olayım, bana bir yer açsınlar. Ondan sonra altımda da bir araba olsun. Of ne güzel, mis gibi. Hani o zaman zorluk yaşatacak mıyız biraz biz tabii bu ergenlere? Yani biz zorluk yaşatmayacağız. Hani eğer bir konuda karar almakta zorlanıyorsanız doğaya bakın. Doğada ödül yoktur, ceza yoktur, övgü de yoktur. Doğada bedel vardır. Yani yaptığını ödersin. 8'de Adana trenine binmem gerekiyor. Ben evde saf sakladım. 8'i 5 geçe gittim. Tren bana trip atmaz ki. Tren gider. Onun bedelini ben öderim. Çok yani. İyiymiş bu. Ya giderim bir sonraki treni beklerim o soğukta ya da ne bileyim işte başka alternatif. İşimi halledemem. Bedel ödersiniz. Doğada da öyledir. Her şeyin bir zamanı vardır. Yapmazsanız geçer gider. Onun yani bedelini, ödeyecek çocuk. Ceza değil ama. Bunun arasındaki farkı da söyleyeyim. Hani izleyiciler evet. Ondan sonra kılıçları çekip de dur tamam. Bakalım bundan sonra olmasın. Ceza dediğim şey bir davranış karşısında kişinin vermiş olduğu keyfe keder karardır. Bedel dediğiniz şey bir davranışın doğal sonucudur. Yani yemek yaptı anne, yemek koyuyor. Tamam. Çocuk diyor ki ben bu yemeği yemeyeceğim. O zaman diyor hafta sonu diyor seni foruma götürmeyeceğim. Şimdi yemekle form arasında bir bağlantı yok. Bu ceza. Bu ceza. Tamam. Peki sen bilirsin deyip ya o yemeği yemeyip ve doğal bedeli aç kalacak ya da bir zahmet kendi kalkıp kendi yemeğini kendi hazırlayacak. Yani malzeme bu. İstersen yersin, istersen yemezsin.
Öyle olursa bedel ödeyip... Yemek vermemek değil ama yani. Hayır. Mutfağı kapattım, bu yemek yenmedi. Hayır, değil. O cezadır. Bu doğa tamam. Sonucu değildir. Yani biz yemeği yeriz ve eğer yemek konusunda sorun yaşıyorlarsa da ailenin yemeğiyle ilgili ortak bir değeri yoktur muhtemelen. Yani bizim evde 7 ile 7.30 arasında yemek yenir. 7.30'a kadar yedin yemedin, sen bilirsin yani. Kendi bedenini kendin ödeyin. Sakin, kararlı, tutarlı olmaktır. Süper. Peki gençler, ergenler bugünle geleceği nasıl birbirlerine bağlasınlar? Bunu not almıştım. Onun için kağıdıma bakıyorum. Bugünle geleceği birbirlerine nasıl bağlasınlar? Öncelikle gelecekle ilgili anne babalarının ya da çevresindeki karamsar insanların hayaletlerinden kurtulsunlar. İşte hayat çok kötü, gelecek parantez çok kötü. Parantez içinde ben şunu söyleyeyim. Çok olumsuz düşünüyor ergenler. Ben yani, de onlarla çok konuştuğum için. 35 yaşındayım ve 35 yıldır Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bir gelişemedik biz. Yani hep ileri hep kötü olacaktı. Hep böyle gidiyor, bilmiyorum. Hani hep böyle. Artık olan bir şey yok. Teknolojik interaktif çağ bize yeni yeni meslekler de aslında çıkarmaya başladı. Ben gençlerle ilgili çok karamsar düşünceler var. Ya işte bu gençler çok saygısız, bu gençler şöyle. Ben bir kuşağın gelişimine baktığın zaman birincisi mizaha bakılması lazım. Bence çok güçlü mizahlar var. Mizah kesinlikle düşünen insanın işidir. Evet. İkincisi sorgulama yetenekleri bence çok keskin. Evet, ben de hep öyle diyorum. Ki zaten bu çocuklar saygısız diyen insan da aslında kendini eleştiriyor. Çünkü bu çocuğu da yetiştiren kendisi. Doğru. Ben de yeni neslinin çok parlak olduğunu, tamamen yaratıcı olduğunu, kesinlikle, aslında fırtına gibi olduklarını, kesinlikle, yalnız doğru ışık tutmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, işte o bahçe hortumunu tutmaya çalışırsanız o patlar gider. Yani orada şöyle eğer... tutacaksın, o hafif hafif vuracak. Yani. Evet. Yani sen gri'de kal ki o siyah beyazda o arayı bulsun. Hani gri diye bir renk de var. Bizim memlekette pek de sevilmez bu. Sevilmez. Rengini belli et kardeşim, ya siyah yol ya beyaz. Ya gri var, iyidir gri. Hani dengedir yani o. Gri olması gerekir. Bir insanın çok köşeli olması hayatında... Bilmiyorum yani, iletişim konusunda da her konuda bence sıkıntı. Biraz bazı köşelerimizin... Tabii zihnimizi ya hep ya hiç lanetinden kurtarmamız lazım. Değil ben mi? Hep mutsuzdum ya da ben hep harika, böyle bir şey yok. İlla ki bir kere mutlu olmuş, illa ki bir kere mutsuz olmuşsundur. Yani hani böyle. Hiç kimse beni sevmiyor tabii dediğinde... Tabii ben sevmiyorsam nefret ediyorum, nefret etmiyorsam çok seviyorumdur. Böyle bir şey yok. Benim de iyi kötü özelliklerim vardır, sizin kesinlikle de vardır. Çocuğa şunu soruyorum, hiç kimse beni sevmiyordu. Hiç kimse mi? Dediğinde... Evet, hiç kimse beni sevmiyor. Yok aslında diyor. Hiç kimse derken ben bile kendimi sevmiyorum diyor yani. Tek kişi kendisi aslında. Hayır, bazen de sorguluyor. Yok aslında bir tane Sedan vardı diye. Hani önce ona hiç kimse gibi geliyor. Hı-hı. Aslında sonra siz ona dışarıdan bir baktırma farkındalık yarattığınızda aslında o da ortaya çıkıyor. Çünkü onun zaten doğası o. Gidiyor geliyor sürekli. Bir orada bir orada. Ya çok popülerim, harikayım, çok yakışıklıyım, bir gün of çok çirkinim, evden çıkasım yok. Yani bunu gördükleri zaman yavrum ne kadar dengesizsin demeyin. Yavrum sen ergenlik çağındaki bir bireysin. Bu cümleyi tekrar eder misiniz? Böyle bir şey olduğunda ebeveyn ne diyecek? Şöyle bir şey diyecek. Anne sürekli arkadaş, şikayet ediyor. Anne arkadaşlarla kavga ettim. Sürekli şikayet ediyorsa muhtemelen ebeveyn ona çözüm odaklı dili öğretmemiştir. Şimdi belki anne babalar bazı kısımları benden hoşlanmayabilirler ama ben genç konusunda pozitif ayrımcıyım. Ben biraz gençlerden yanayım bu noktada. Ben de öyleyim. Şu hikayeleri orada gördüğüm, dinlediğim ve şahit olduğum kesinlikle için. Diyor ki işte ya arkadaşımla diyor kavga ettik diyor mesela. Onu nefret ediyorum, bir daha yüzüne bakmayacağım. Tamam, hani çok sinirlendirmiş belli ki seni, kızdırmış. Ne oldu anlat bakalım. Evet, çok öfkelisin ve ister bunu ona öfkeli ifade et ya da sakinleştikten sonra konuş. Gri budur. Onun yerine çözmeyin. Durun, bekleyin bir. Ya da anne bir işte kızla tanıştım, ölürüm onun için. Hani çok sevmişsin, çok etkilenmişsin ama ölmene gerek yok. Hani uca kayma, ortada kal. Hani bu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben yıllardır ergenlik dönemi ile ilgili çalışıyorum. Ben hiç içe dönük bir ergenle tanışmadım. Hepsi dışa dönüktü. Çünkü içe dönük insan kendini gerçekten dinleyen ve anlayan birini bulana kadar dışa dönük olmayı erteleyen insan. Değil mi? Tabii ki. Halden anlama diyor. Yani anlatıyor, duruyor. Çünkü istisnasız her canlının yavrusu dışa dönük doğar. İçe dönük olmayı öğrenir. Sonradan. Anlatıyor, yargılanıyor. Anlatıyor, değersizleştiriliyor. Katanıyor artık. Diyor ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bir de bir söylem var ya, sanki Alman'dan başka dostu var. Hani böyle de bir şey var. Kimseye anlatmıyor ama ben şunu tavsiye ediyorum. Hani evet, üzerine onları sizinle 3 saat boyunca da konuşabiliriz ama kesinlikle ben, zaten artık yayın az bir vaktimiz kaldı. Şu an anne babalara ne tavsiye ediyorsunuz? Anne babalara şunu söylüyorum. Ediyorsun. Çocuğun yaptığı her davranış mantıklıdır. Yeter ki mantığını anlayın. Ben bir sorunla geldikleri zaman bunu yapmanda vardır iyi bir sebep deyip de kilidini açmayan, hikayesini paylaşmayan hiçbir gençle şahit olmadım. Değil mi? Ben işte ailesi geliyor hocam, işte sabahtan akşama kadar bilgisayarla oynuyor vesaire diyorum ki onlar ilk başta şey zannediyorlar. Hani bu adam diyecek ki bana az oyna.
Diyorum ki hani bu kadar bilgisi ne, o ne yapıyorsun? İşte Instagram benim. Vardır bir sebebi. Niye Instagram'dasın bu kadar? Ne var orada? Bir şey var. Aha öylemiş de arkadaşlar İlgisini var. İlgisini çeken bir şey var. İşte o kısmı anlamamız lazım. İşte çocuğun yaptığı her davranış mantıklı. Şimdi aileye ben şunu da söylüyorum. İşte akşam çocuk sürekli telefonuyla veya bilgisayarla dediğinde demek ki ona cazip hale getirecek başka bir şey yok evin içinde. İlişki kuramıyoruz ki yani. İşte. Seda Hanım nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok yani usulen. Çünkü siz beni, ben sizi zerre kadar merak etmiyorum. Seda Hanım. Laf olsun diye soruyorum. Gerçekten nasılsınız sorusuyla ilişki başlar. Duyguların, düşüncelerin konuşulduğu, dinlenildiği, anlaşıldığı yerde insan ilişki kurar. Doğru. Ev gün nasıl geçti? Okul nasıldı? Yemekte ne var? Bunlar klasik ilişki değil. Zaten hani çocuk geldiğinde de okul nasıldı? Hocam ne konuşayım diyor mesela çocuğumla. Ben ne anlatacağım? Ne bileyim ben, senin çocuğun yani, senin 16 yıllık çocuğun, onu sen bileceksin. Hani elbette ki ne konuşması gerektiği konusunda hani biz genelde sohbet etmeyi sorgulamayla çok karıştırıyoruz. İşte anahtar bir takım soru, böyle soru sorar gibi değil de işte onu sohbete çevirecek. Ben geçenlerde Instagram'da da paylaştım. Beni çok üzen, hatta gözlerimi dolduran bir olay vardı. Tüm mamülü içip içmediğini, mesela annem diyor bana, diyor her gün diyor sarılıyordu diyor son zamanlarda. Hani oy canım benim hoş geldin falan. Meğerse diyor bir tütün mamülü içip içmediğimi diyor merak ediyormuş diyor. Gözleri doldu. Bunun dedim seni en acıtan tarafı nedir? Annemin sevgisine bundan sonra şüpheyle bakacak olmam dedi. Bu çok büyük bir travma. Çok büyük acıdır bu. Evet. Yani annem yani beni seviyor da ne için seviyor? Yani acanlık mı yapıyor, gerçekten mi seviyor? Meğerse dedi onun için sarılıyormuş, kokluyormuş beni. Şimdi hani onu içsin ama emin olun sizin güveniniz onun hayatında çok daha büyük bir yer. Tabii ergen çocukta güven sarsıldığı zaman ciddi anlamda, hani insanlarda da güven biliyorsunuz balon gibi, yani patladı mı bir daha şişmez. Yani sizden çekmiş olduğu kordon bağını, güven bağını dışarıda neye bağlayacağını bilemezsiniz. Doğru. Hepimiz öyleyiz çünkü. Evet, onun için ailenin çocuğuyla arasındaki ilişkide ciddi anlamda samimi olması. Yani işte hani o dönemde arkadaşlık zaten çok önemli. Paylaşımlarını evet arkadaşlarıyla da yapacak ama önemli paylaşımlarından haberdar olabilmesi için ona hissettirmeden aslında takip etmesi. Yani takip etmesi gerekiyor ama dediğim gibi yani hissettirmeden böyle bir nasıl yapmalı sizce? Şöyle bir şey söyleyeyim. Süremiz de bitmek üzere olduğu için söylüyorum. Ergenlik döneminde elbette ki güven figürü annedir. Anne çok önemlidir ama anneler zaten o tabiatları gereği de biraz zaten iyi ilişkiler kurabiliyorlar babaya nazaran. Ama ergenlik dönemindeki en önemli kırılma noktası babadır. Çünkü baba dediğiniz hayatta yasa koyucudur. Evet. Ergenin de en fazla ihtiyacı olan şey yasalar olduğu için babanın o yasaları net ama demokratik bir şekilde olması lazım. Ailede demokrasi babada başlar demiş. Emre Kongar'ın Kızlarıma Mektuplar kitabı, okumalarını tavsiye ederim izleyicilerimizin de. Ama bizim Emre Kongar'ın Kızlarıma Mektuplar. Kızlarıma Mektuplar. Tamam. Oradaki o cümlesi çok güzeldir. Ailede demokrasi babada başlar diye. Bir de şöyle bir durum vardır. Bizim memlekette En Son Babalar Duyar diye bir dizide çekildi. Yani demek ki en son baba duyuyorsa orada bir şey var. Demek ki demokrasi yok. Evet, diktatörlük var yani. Ya şimdi şu cümle benim çok dikkatimi çekti. Babalar kuralı evde, demokratik kuralı babalar koyuyor dediniz. Elbette ki yasa koyan babadır. Dünyanın dili erildir çünkü. Erilin üstüne olduğu için. O zaman ergenlikte babanın rolü daha mı fazla? Tabii ki. Yani kız, erkek hiç cinsiyet önemli değil. Baba orada yasa koyucudur. Yani yeri geldiği zaman desteğini, güvenini de verir ama bir şey olduğu zaman... Dur demeyin. Bir dakika. Ondan bu çok kıymetli bir şeydir. O zaman şuraya hemen bağlayalım. Ayrılıklarda nasıl olmalı? Ayrılıklarda şu şekilde olmalı. Ayrılık zaten, boşanma dediğimiz şey kötü bir şey değildir. Bunu kötü hale getiren ebeveynlerin kendi içindeki egolarıdır. Ayrılmada nasıl olmalı? Eğer anneyle ya da babayla güven ilişkisi kurulduysa, anne baba çocuğa kendi öfkesini, yani eski eşine olan öfkesini anlatırken çocuk ebeveynini dinliyorsa, bu sıkıntıdır ama... ayrı ayrı güven ilişkilerini ve sınırlarını koyabiliyorlarsa bu kötü bir şey değildir. Çünkü huzursuz yan yana bir anne baba görmektense huzurlu ve sevgi dolu bir anne babayı ayrı ayrı görmek her çocuğun hakkıdır. Ama ergenlikte biraz da sıkıntılı olabiliyor tabii, değil mi? O bu ailenin başında... anlamlandırmasına yardımcı olmadığı için. Ya baba niye ayrıldınız? Uf oğlum ya, anlattırma bana şimdi. Dersen o çocuk öfkelenir. Gerçeği anlatmalı mı? Tabii ki. Ama gerçeği çocuğun bilmesi gerektiği kadar. Çünkü bir babadan örnek veriyorum. Baba çocuğunu anlatırken eski eşini anlatıyor ama çocuk annesini dinliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Ha, yani şunu demek istiyorum. Gerçeği anlatmalı mı derken hani tam hissettiğini, anne mesela baba için ne hissediyorsa tam çocuğa bunu anlatmalı mı? Baba tam ne hissediyorsa. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Tam hissi anlatılırsa çocuk orada bir bocalama yaşıyor. Tam dediğimiz şey işin patavatsızlığına girerse, aynen, orada sıkıntı var. Hani
Ya çünkü şöyle düşünün, bir çocuğun boşanma sürecinde anne veya babasına karşı taraf koymasının sebebi ebeveynler değil midir? Hı hı. Yani sadece taraf koyduğu ebeveyn midir? Yoksa karşı ebeveynin de etkisi var mıdır? İki taraftır bu. Ya sadece taraf koyan ebeveyn deyip de birini günah keçisi ilan etmek çok doğru bir şey değildir. Ama çünkü ben şunu da söylüyorum. Lafınızı gene böldüm gibi oldu ama bir ailede hani babaya saygı duymuyorsa bir anne, çocuk da orada sıkıntı yaşıyor, tabii duymuyor. Tabii. Anneye baba saygı duymuyorsa çocuk da aynısını görüyor. Ya modern yapıyor. Evliliklerde şöyle bir sıkıntı olmaya başladı aslında. Yasa koyan anne, sevgi ve şefkat veren sadece değişti babaya yani döndü. Artık. Öyle olunca çocuklar da allak bullak olmaya başladılar. Özellikle işte bu LGBT dediğimiz o kısımların da bununla alakalı olduğu düşünülüyor. Bilimsel tam anlamıyla bir şey yok tabii bu. Ama hani roller çok kaymaya başladı biraz. Artık anneyle baba rolleri karıştı. Özellikle moda bile zaten bu işte kadınları maskülen, erkekleri daha dar giyiniş tarzıyla aslında birbirine dönüştürmeye aslında başladılar. Aslında evet, son yıllarda ikisi birbirine karışmaya başladı. O zaman içeriden de bize hiçbir şey gelmedi yani yayını bitirin diye. Herhalde devam bizi edelim. Halimize bıraktılar. Devam edelim diye ben baktım şöyle ama hiçbir hareket gelmedi. Yayını bitirelim mi artık yoksa devam edelim mi? Peki Burak Bey, çok teşekkürler. Teşekkür bugün ederim. Gerçekten güzel konulardan konuştuk. Hani konu başlıklarını şöyle not almıştım. Gerçi soru cevap gitmeyiz. Normalde ben sevmiyorum konuk olduğumda da. Aynı şekilde ben de. Akışta gitmek güzel ama unutmamak için arada rica ettikleri olmuştu arkadaşlarımın, yazanların. Onun için umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda ederim. Tekrar konuk olarak görmek istiyorum sizi. Memnuniyetle. Farklı konularda kadın erkek ilişkileriyle ilgili olabilir veya gene sınav dönemi yaklaşırken sınavla ilgili olabilir. Evet, bugünkü ilk yayınımızın sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir diyorum. Biz çok keyif aldık. Çok güzel bir yayın oldu. Tekrar Burak Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Haftaya 2'de tekrar görüşmek üzere. İyi günler.